Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Canva ile çalışma kağıdı nasıl hazırlanır bunu öğreneceğiz. Bu dersimde özellikle öğretmen arkadaşlara sesleniyorum. Bazen öğrencilerimize kendimiz çalışma kağıtları hazırlamak isteriz. E bu noktada da özellikle arama motorlarından faydalanıp hazır şablonlar buluruz. E kimi zaman bu hazır şablonların bizim istediğimiz gibi olmadığını da görürüz. Böyle durumlarda kendi şablonumuzu neden hazırlamayalım? Şimdi bu dersimizde özellikle kendi şablonlarımızı nasıl hazırlayacağımızı öğreneceğiz. Tabii ki bu dersimde sadece öğretmenler değil, öğrenciler de veya diğer alanlarda, diğer mesleklerdeki kişiler de çeşitli şekillerde, çeşitli amaçlarla çalışma kağıtları hazırlayabilirler. Şimdi şöyle yukarıda şablonlar bölümüne bir gelelim. Burada bazı e, önceden hazırlanmış şablonlar var çalışma sayfalarına bir tıklayalım bakalım burada. E şimdi burada şablonlar sınırlandı. 700 küsür şablon var. E burada da etiketler var. Matematikten mi? İngilizceden mi? Sosyal bilgilerden mi? Özellikle bunlara da tıklarsanız bu alanlara yönelik şablonlar sıralayacaktır. Şöyle aşağıya inelim. Bakın mesela Türkçe öğretmenlerimiz pekala bunu kullanabilir. Kitap incelemesiyle ilgili bir şablon var. Mesela doğrudan Tıklarsınız üzerine şablon hemen oluşacaktır. Şöyle biraz yakınlaşalım bakalım. Evet kitabın kısa özeti diyor. Öykünün en çok neyini sevdiniz? E, bu kitabı arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz? E, öykünün en az neyini sevdiniz gibi. Sizler bunu şablon haline getirip başlığını yukarıdaki şekilleri değiştirebilirsiniz pekala. E, yine şöyle bir bakalım. Örneğin diyelim ki bir matematikten. Böyle bir şablon oluşturmak istiyorsunuz. Çalışma kağıdı oluşturmak istiyorsunuz. Bakın aşağıya iniyoruz. Burada da birçok şablonumuz var. Sayılarla ilgili. Sizler bunu indirdikten sonra istediğiniz sayı değerini burada değiştirebiliyorsunuz şablonda. Canva buna kesinlikle izin veriyor. E aynı zamanda bakın İngilizce'de beginning letters diyor mesela. Bunu kullanabilirsiniz. E mantık matematik oyunları eee ilgili dersler hazırlamak isterseniz bakın burada şekillere izin veren yine şablonlar var. E, okuma yaptırdınız öğrencilerinize Reading is fun var burada dikkat ederseniz. Hani e, okumak eğlencelidir. Bununla ilgili özetler isteyebilirsiniz. Şöyle bir bakalım inelim aşağı. Birçok şablon var. Saatleri öğretmek istiyorsunuz. İster Türkçe'de, ister İngilizce'de. Burada sizler yelkovanı, akrebi çizebilirsiniz. Yine bakın dikkat edin. Burada kavramları ölçebilirsiniz. Oldukça çeşitli şekiller mevcut. Burada biraz daha böyle bir aşağıya inelim. Şimdi ben bir İngilizce öğretmeni olarak bir tane şöyle bir şablon oluşturmak istiyorum. Çalışma kağıdı daha doğrusu oluşturmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bir tane şöyle bir şablon öncelikle tabii ki bulmam lazım. Aslında boş şablon da oluşturabilirim. En iyisi sıfırdan bir tane oluşturmak. Tabi dediğim gibi sizler bunları seçip şekillerini de değiştirebilirsiniz ama sıfırdan nasıl oluşturulur bunu da görmüş olalım. En üstte bir yerdeydi boş çalışma sayfası oluştur diyor. Hemen tıklıyoruz. Evet burada hemen boş çalışma sayfamız oluştu. Buna bir isim verebilirsiniz yukarıda. Mesela worksheet adını verelim çalışma kağıdı anlamına gelmektedir. E, isimleri tabi sizler kendi alanınıza göre değiştirebilirsiniz. Yine en yukarıda şablonlarda da burada bakın yer almakta. Şimdi ben diyelim ki bir tane burada sıfırdan şablon oluşturacağım. Bu alanı seçiyorum. Hemen arka plana geliyorum. Arka planda eğitimle ilgili neler olabilir? Mesela kağıttan bir arka plan olmasını istiyorum. Buraya bir Türkçe yazalım bakalım. Türkçe tanıyor mu? Kağıt yazalım mesela. Evet kağıdı tanıdı. Bir de paper yazalım bakalım. İngilizcesini aynı. Yani Türkçe desteği de var. İstediğiniz şekilde aratabilirsiniz. Mesela ben bir arka tarafta bir kağıt olsun istiyorum. Bunların çoğu da dikkat ederseniz ücretsiz gözüküyor. Örneğin tıkladığım zaman şöyle bir kağıt varmış gibi bir zeminde bir şekil oluşturmuş oldum. Şimdi diyelim ki ben burada yer adatlarını öğretmek istiyorum. Propositions of place... Bununla ilgili ne yapabiliriz? Bir tane örneğin başlık oluşturabiliriz. Metne geliriz. Metinde bir tane burada bir yazı seçelim. Şöyle workout örneğin. Bunu seçtikten sonra üzerine çift tıklarız. Buraya hemen başlığımızı yazarız. Evet başlığımızı yazdık. Tabi bu başlık bayağı bir büyük. Burada bunu küçültebiliriz. Şöyle 70'e çekelim bakalım. Gayet güzel 70'te. Bunu şöyle herhangi bir yere tıklayıp eğer kaybedersek yukarıya bir yere alabiliriz. Tam olarak ortaladığını da görüyoruz. Şöyle dikkat ederseniz tam olarak ortaya alıyoruz. Şimdi Bu yazının rengini de değiştirmek isteyebilirsiniz. İstediğiniz renge buradan alabilirsiniz. E sonrasında şurada efektler var. Bakın yine efektler de bunun içi boş bir yazımı olacağı, arka tarafa gölge düşüp düşmeyeceği, bozulma efektleri. Bunların hepsini... Burada belirleyebilirsiniz. Bunları PDF dosyası olarak çıkartacağız. O yüzden istediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz. Öğrencilere dijital ortamda gönderebilirsiniz bunları. E sonra şu arkadaki gölgenin de daha farklı bir renk olmasını istiyorsanız buradan belirleyebilirsiniz. Mesela rengi biraz daha şöyle daha koyu olacak şekilde mavi tonlarda da belirleyebilirsiniz. E uzaklığı belirleyebilirsiniz. Uzaklığı birazcık kısarsınız. Yani burada tasarım tamamen size kalıyor. Örneklendirme için yapıyorum. Yazı şeklinde pekala değiştirebilirsiniz. Şimdi burada örneğin ben alt kısma ne yazacağım? Yeni bir başlık oluşturacağım alt kısımda. Tekrardan buraya bir tane şöyle basit bir metin ekleyebilirim. Ne olsun mesela? Şu title'ı ekleyelim bakalım. Bunun ismini değiştireceğiz. Daha doğrusu başlığını değiştireceğiz. Ben buraya e şöyle alttakini siliyorum. Bu üst taraftakini örneğin. Evet ben buraya where the ball yazdım. Bunu da şöyle yukarıya taşıyacağız. Tabii ki küçük olsun. Örneğin 40 boyutunda bir e, küçültme yapalım. Tekrar yukarıya tam olarak ortada duracak şekilde alalım. E, yazı tipini buradan da değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz yazı türünü alabilirsiniz. İnce olabilir. Kalın da tutabiliriz hafiften. E çok uzatmıyorum. Bunları siz belirlersiniz. Rengini belirleyebiliriz. Şu şekilde mesela bir renk belirledik. Yine efektlerde de arka tarafta birazcık gölge olmasını, bu gölgeyi, gölge rengini biraz daha şöyle koyu bir renkte belirleyebiliriz. Şimdi whereas bol dedik. Top nerede? Mesela burada artık buna çeşitli bileşenler ekleyeceğiz. Örneğin bileşenler bölümüne geliyoruz. Burada ne aratacağız mesela? Diyelim ki bir tane bol yazıyoruz veya top da yazabiliriz. Fark etmiyor. İngilizce olarak bulacaktır. Burada şimdi bir tane top şeklini alacağız. Ne yapalım mesela? Hoş görünenlerinden bir tanesini. Bakın burada pro yazıyor. Pro yazanlardan tabii ki uzak duruyoruz. Bunlarda da filigran ekliyor. Filigranı kaldırmak için ücreti var. Sizler şöyle üzerine geldiğiniz zaman ücretsiz yazanları Pekala kullanabilirsiniz. Çok oyalanmayayım. Dediğim gibi şunu alabiliriz. Mesela bunu buraya aldık. İsterseniz burada döndürmede yapabiliyorsunuz. Bakın dikey olarak yatay olarak döndürebiliyorsunuz. Örneğin burada topu aldık. Birazcık bunu küçültebiliriz. Bir tane de ne ekleyelim mesela buraya? Ee, üzerinde durabilecek bir şey olsun. Masa yazabiliriz. Bir bakalım şöyle küçük harflerle yazayım. Masa Table. Evet şu iyi gibi geldi bana başlarda bulunan ücretsizlerden. Tabi ücretsizler birazcık nispeten az ancak işimizi görebilecek kadar da yeterli bence. Şimdi burayı birazcık küçültebiliriz. Mesela bu topu da masanın örneğin üzerinde bir yerde tutarız. Birazcık daha küçültebiliriz. Şöyle masanın üst kısmında bir yerde tutarız. Burada öğrenciye bu topun nerede olduğunu sorabiliriz. Hani üzerinde 10 edatını ölçmek için bunları beraberce seçip şöyle alt kısma bir yere alabiliriz. Aynen ikisini beraber Ctrl C ve Ctrl V ile kopyalayıp sağ tarafa getirebiliriz. Bu sefer sağ taşırız. Alt kısımda bir rehber de oluşmakta. Dikkat ederseniz şöyle e şimdi bunu burada diyelim ki bir alta alırız. Bu sefer topu haliyle masanın alt kısmında tutmuş oluruz burada tabii 10 edatını ölçerken burada da haliyle under edatını değerlendirmiş oluruz. Tabii ki bir de burada birçok bileşenin diyelim ki hani ücretsiz olduğunu gördünüz. Kendiniz de pekala yüklemeler yapabilirsiniz. Hemen yüklemeler bölümüne gelirsiniz. Şimdi Pixabay sitesine geldik. Burada da illüstrasyonlar bulabilmek mümkündür. Çoğu ücretsizdir. İster vektör graphics olarak ararsınız, ister illustrations olarak ararsınız. Hemen burada diyelim ki e, illustration olarak arayalım illustrations. Şimdi ne diyelim mesela burada da table olarak bir aratabiliriz. Örneğin bunu ben bir indireyim. Evet üzerine tıkladık. Burada free download bölümünden indiriyoruz. Herhangi bir çözünürlükte indirebilirsiniz. Çünkü burada şekil küçük olacağı için download diyoruz. Tabii daha yüksek çözünürlüklerde üye olmanız lazım. Üyelik tamamen ücretsizdir. Burada hemen güvenlik testinden geçiyorsunuz, download diyorsunuz. Şimdi yüklemeler bölümünde cihaza tıklayarak resmimizi içeri aktarıyoruz. Evet, resmimiz şu anda yüklenmekte. Şimdi bu resmi de pekala kullanabiliriz. Tıklıyoruz bakın buraya alıyoruz. Hemen burada dursun. E buradaki top nesnesini de Ctrl C, Ctrl V ile şöyle kopyalayıp burada yine masanın üzerine bırakabiliriz. Hani bunu da örneklendirmiş olduk. İstediğimiz nesneleri bileşenleri burada bulamadığımız vakit e, o zaman tabii ki farklı farklı nesnelerde pekala e, kendimiz diğer ücretsiz resim sitelerinden bulup içeriye aktarabiliriz. Evet şimdi örneğin ne yapabiliriz başka? Hemen hızlıca birkaç örnek daha verelim. Gelelim bileşenler bölümüne. Burada ağaç olarak aratabiliriz. Tree olarak aratabiliriz. Misal ücretsizlerden şöyle bir tane ağaç bulalım. Bunu küçültelim. Şu şekilde. E, Ctrl C, Ctrl V ile kopyalayalım. Şöyle şu tarafa bir yere getirelim. Bu kez topumuzu tekrardan e, kopyalayıp yapıştıralım. Ve şu iki tane ağacın arasına bir yere alalım. Birazcık büyük oldu. Küçültebiliriz. Burada da tabii ki hepsini beraber seçip tam anlamıyla ortalayabilirsiniz. Burada da between yani arasında edatını ölçmek mümkündür. Bir de bunlara böyle sayı ekleyebiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Burada numbers diyelim. Hemen. Numbers burada çeşitli sayılarımız var dikkat ederseniz. Örneğin 1'e tıklarsınız. Şurada bunu birinci alıştırma olarak gösterirsiniz. Tabi yazıyı seçebilmemiz lazım. Şöyle yapalım en iyisi. Bunu birazcık uzaklaştıralım şu köşeden. Bu aşağıya doğru büyütelim. Çünkü diğer yazılarla karışabiliyor. Az daha küçültebiliriz. Buradan biraz daha büyütmek istiyorum. Şöyle yüzde yüze alabilirim. Daha iyi görebilmek adına. Örneğin birinci alıştırmamız bu. ikiye alabiliriz sonra. ikiyi şöyle sürükleriz. Buraya bırakırız. Bunu da küçültürüz. Misal, evet ikinci alıştırmamız da şu olur. Buraya alalım. Evet ardından üçüncü alıştırmamızda bu aynı yazı türünü oluşturmak istiyorsak bunu yine küçültürüz. Üçüncü alıştırma olarak da bunu belirleyebiliriz. Örneğin, gayet de güzel oldu. Fena değil. Boyutlarını ayarlayabilirsiniz, dengeleyebilirsiniz. Aynı ölçekleri belirleyebilmek mümkündür. E, i̇sterseniz bir bakalım başka herhangi bir tasarlama yapılabiliyor mu? Kırpma yapılabiliyor en fazla. Bir de konumlandırma yapılabiliyor. E, ayrıca bir efekti yok ki zaten bunlarda bence bana sorarsanız yeterlidir. E, tabii arka taraftaki... Buradaki kağıdın hani özellikle matematikte kullanıldığını düşünüyorsanız kağıdı da yine değiştirebilirsiniz arka plandan. Mesela silip örneğin daha farklı bir kağıt alabilirsiniz. Hemen bunu arka tarafa atacaktır. Bu da kırışık halde. Ee, ne yapabilirsiniz örneğin? Şurada böyle bir kağıt örneğin atabilirsiniz. Tabi bu tercihen size kalmıştır. Şimdi ikinci bir sayfa oluşturalım. Yeni sayfa. Ekle bölümüne geliriz. Burada da yine aynı şekilde buradaki başlığımızı kopyalarız. Bunun üzerine geliriz. Yine arka plan atabiliriz. Bu sefer farklı bir arka plan kağıt atabiliriz. Yapıştırırız. Rengi bu kez değiştirebiliriz. Çok daha farklı bir renk koyabiliriz. Ee, örneğin hemen burada Where is the ball'u da ekleriz. Yine bu bölüme tıklarız. Aynı bölümde olur. Sonrasında artık burada 1, 2, 3 diye bulmaları için yazı ekleriz. Mesela burada tekrardan there's the ball'u kopyalayıp yapıştırırız. Şu bölüme alırız. Bunun içeriğini Ctrl A ile seçerek örneğin 1 deriz. Bunu şöyle sola doğru yaslarız. Evet, bunu da ayrıca şöyle aşağıya alırız. Yazı büyüklüklerini tabi belirleyebilmek mümkündür. Tamamını seçeriz. Şöyle burada 40 demiş. Biraz daha belki düşürebiliriz. 30 da tutabiliriz. Evet burada tekrardan yazı rengini değiştirebilirsiniz. Şablonumuzu bu şekilde oluşturduk. Öğrenci burada e, aralıklarını biraz açmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Bunu seçip bakın bundan da bahsedeyim. Şurada satır yüksekliğini tekala ayarlayabiliyorsunuz birazcık yukarıya alırsınız ve harflerin de pekala aralarını açabilmek mümkündür. Tekrar tıklayalım buraya. Şöyle alt kısmı aldığımız zaman tam anlamıyla böyle bir ortaya dengeleyip dengelemediğini görelim. Evet ortaya da dengeliyoruz. Burada bir şablon oluşturmuş olduk. Şöyle şu arka tarafı birazcık daha şeffaf bir hale getirebiliriz. Çok fazla gözümüzü almasın. Birazcık Evet kısalım. Daha belirgin olsun buradaki alıştırmalar. Aynı şekilde bunu da biraz kısabiliriz. Şöyle. Evet şimdi gelelim bunu pdf dosyası yani pdf dosyası olarak çıkarmaya. Tabi burada sizler isterseniz burada dediğim gibi hani birçok yine farklı metin e, arka plan ekleyebilirsiniz. Bileşen ekleyebilirsiniz. Tamamen Size kalmıştır. İster Türkçe'den, ister matematikten, ister İngilizceden hangi alandan oluşturuyorsanız, ona yönelik birçok bileşen bulabilmeniz mümkün. Yineliyorum bulamadığınız zaman birçok ücretsiz resim sitesi var. Oralardan bulabilirsiniz. O resim sitelerinin linklerini de sizlerle açıklamalar bölümünde paylaşacağım. Şimdi bunu PDF dosyası olarak nasıl indireceğiz? İndire tıklıyoruz. Tüm sayfalar diyor. PDF baskı türü olarak atacağız. E tabii ki PDF olarak. E bu sayfalara çeşitli isimler de verebilirdik. Burada sayfa başlığı ekleyin der. Mesela örneğin Worksheet 1 dedik. İkinci sayfamıza da Worksheet 2 dedik. Buraya gelip indir dediğimizde bakın ayrı ayrı da indirebileceğiniz gibi ikisini de beraber indirebilirsiniz. Tüm sayfalar diyorum herhangi bir seçim yapmıyorum. İndir diyorum. Tasarım hazırlanıyor. Burada bazı sözler de var. Bunları da görebiliyorsunuz. Evet indirildi. Şimdi gidip bir sonucumuzu görelim. Evet PDF dosyamız oluşturuldu. Şöyle bir bakalım. Gayet güzel bir şekilde aşağıya iniyoruz. Aynen burada topların nerede olduğuyla ilgili bilgiyi hani ikinci çalışma kağıdı bölgemizi görmüş olduk. E öğrencilerimiz yukarıdan bakacak bunların hangi konularda olduğunu Yazacak. Şöyle Ctrl-L ile tam ekranda bir görelim. Biraz büyüt edebiliriz. Evet gayet güzel bir çalışma olmuş oldu. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Sizler de kendi öğrencilerinize bu şekilde çalışma kağıtları, worksheetler oluşturabilirsiniz. Tabii ki bu tür çalışma kağıtlarını ineliyorum. Farklı alanlarda kişiler de oluşturabilir. Tabii ki öğrencilerimiz de ayrıca öğretmenlerinin verdiği ödevlerin dışında kendilerine böyle çalışma kağıtları hazırlayabilirler. Evet, sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.